Bilindiği gibi yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Bir haftadan artık geriye saymaya başladık. Siyasi partilerin kampanyaları da devam ediyor. Temennimiz yerel seçimlerin belediye başkan adaylarının çalışmaları üzerinden yürütülmesiydi. Ama görülen ve anlaşılan odur ki bu seçimlerde maalesef liderlerin siyasi rekabetine kurban edilmek durumuna düştü. Adaylarımız üzerinden de mensubu bulunmakla şeref duyduğumuz partimiz eleştiriliyor. Dün çıkan bir habere göre de İyi Parti'nin adayları arasında PKK'lıların olduğunu söylemek gibi bir basiretsizlik yaşandı. Öncelikle bunu şiddetle reddediyorum. İyi Parti'nin mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Dolayısıyla hazırlanmış olan bütün bu listelerin mesulü benim. Türkiye'nin neresinde belediye başkan adayı varsa, Türkiye'nin neresinde İyi Parti'nin bir meclis üyesi adayı varsa onun altında şahsımın imzası var. Ben Musavat Dervişoğlu'yum. Musavat Dervişoğlu'nu PKK'lı adayları İyi Parti'nin listesine yazmakla itham edenler akıldan varistedirler. Önce akıllarını yitirmişlerdir. Milliyetçiliğimin zekatını versem 1 milyon tane Süleyman Soylu, 1 milyon tane Hamza Dağ eder. Şimdi eğer adaylar üzerinden bir değerlendirme yapılacaksa bunu yapanlar öncelikle Cumhur İttifakı'na dahil siyasi partiler içinde de yapsınlar. İyi Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını araştırdıkları gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin de adaylarını araştırsınlar. Bu AKP'nin toplu açılışında bakın Sayın Cumhurbaşkanı Barzani'nin başından konfeti ayıklıyor. Bu o habur rezaleti. Seyyar mahkemeleri kurdukları dönemler. Gelip de teslim olanlar Türk bayrağından ve Atatürk posterinden rahatsız olur, tahrik olurlar diye o kurdukları seyyar mahkemelerin hakimlerin arkasında Türk bayraklarıyla Atatürk posterlerini indirdikleri dönemler. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanı, HDP'li belediye başkanıyla samimi fotoğrafları. Bu yıllarca bakanlık yapmış efendim Tayyip Bey'in altın çocuğu Yalçın Akdoğan'ın Öcalan güzellemesi. Öcalan olayları doğru okuyor diyor. AK Partili milletvekili PKK terör örgütü değildir diyor. Burada Şivan Perver'le Negri Megri diye ağlaşmadan önce verdikleri poz. Bu Türkiye'yi kurtarmak için bir araya getirdikleri akiller heyeti. Bu Adalet ve Kalkınma Partili deve dişi gibi adamların Öcalan ve PKK ile ilgili sözleri. Bakın okuyayım. PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim diyor Tayyip Erdoğan. Fethullah Gülen'in dizinin dibinde AKP milletvekilleri. Fethullah Gülen'le can ciğer kuzu sarması eski başbakan bugünkü cumhurbaşkanı. Bu o fotoğrafın isimlendirilmemiş hali. Bu az önce size bahsettim ya FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış Menemen'de meclis üyesi olmuş. Onun ceza almış abisinin mahkeme kararları. Hollanda ile normalleşme kararının ardından Lahey Büyükelçiliğine atanmış Mehmet Dişli'nin ağabeyi. Şaban Dişli atanmış. Genelkurmay Başkanı'nın boğazını sıkan adamın kardeşi şu anda Büyükelçi. FETÖ suçlamasıyla tutuklanan Bakan Pakdemirli'nin kardeşinden meclise mektup var. Hücre tavuk kümesine benziyor.
eşimle 6 ay görüş cezası verildi diye. Tarım Bakanı'nın kardeşi FETÖ'den tutuklu halen. Bunu da arkadaşlar hazırlamış, şehitlere kelle diyen başbakan. 3 kuruşluk tazminat davası açılmış hakkında. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın Fethullah Gülen örgütüyle ilgili cemaat üyeleri şimdiye kadar bizden ne talep ettiler de yapmadık derken gazeteci. Geçmişte mesela bir soruşturma geçirmiş arkadaşımız. Terör örgütü propagandası yapmaktan hakkında tahkikat açıldı diyor iddia sahipleri, müddeiler. Adamın yaptığı şu: bir arama esnasında arabasının torpitosunda 2 tane Ahmet Kaya kaseti bulunmuş, karakola götürülmüş, polis ifadesini almış, savcı ifadesini almaya gerek bile duymamış. Şimdi bu arkadaşımızın ağabeyi de şehit olmuş. Bir şehit kardeşine terör örgütüyle ilişkileri var diyecek kadar alçalabiliyorlar. Bu hususta dikkatinizi çekmek istiyorum. Ahmet Kaya'nın kasetini aracında bulunduranlara şayet terör örgütü propagandası yapıyor denilecekse, mezarını ziyaret eden iktidar partisi mensuplarına hangi muameleyi yapacağız? Ankara'yı kaybediyorlar, İstanbul'u kaybediyorlar, Balıkesir'i kaybediyorlar, Denizli'yi kaybediyorlar, Adana'yı kaybediyorlar, Antalya'yı kaybediyorlar. 30 vilayetin buradan ilan ediyorum, 15'ten fazlasını bugün itibariyle Millet İttifakı kazanıyor. Kürt kökenli vatandaşlarımız AK Parti'ye oy verdiklerinde sevgili Kürt kardeşlerim oluyor. İyi Parti'ye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme eğilimi sergilediklerinde de PKK'lı diye ilan ediliyor. Şimdi buradan hükümeti yönetenlere sesleniyorum. Alevileri aşağılamaktan, Sünnileri suistimal etmekten, Kürtleri istismar etmekten vazgeçsinler. Biz kutuplaştırmak için değil, kucaklaştırmak için siyaset yapıyoruz. O sebeple herkes ağzından çıkan lafa özen göstermeyi becerebilmeli. Toplumsal gerginlik yaratmak için siyasi kurgular yapmanın, algı yönetimine kalkışmanın hiçbir anlamı yok. Netice itibariyle seçim yapıyoruz. Belediye başkanı seçeceğiz. Belediye meclis üyelerini seçeceğiz. Muhtarları seçeceğiz. Yani bütün ülke, büyükşehir, belediye başkanlığı diye bir seçimi yok Tayyip Erdoğan Bey'in. Yani burada Tayyip Erdoğan'la Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Meral Akşener'in herhangi bir yarışı söz konusu değil. İki terör örgütünü de yaratan bunlardır. İki terör örgütünü de güçlendiren bunlardır. Şimdi de faturasını kesmeye yer arıyorlar. Yalanın, riyanın, iftiranın sonu gelmiştir. Artık iyiler var. Türkiye'de ve İzmir'de bundan sonra iyilikler ve güzellikler konuşulacaktır. Sorular varsa da cevaplandıracağım efendim. Bazı insanlar düşmanı oldukları bir yapıyı yönettiklerini zannettiklerinden devletle barışmayı becerememektedirler. Madem ki yönetiyorsunuz, barışın. Yönettiğiniz yapının da milletin teşkilatlanmış hali olduğunu asla ve kata unutmayın diye kendilerine bir kere daha öneride bulunuyorum. Doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, Alevisi, Sünnisi bu memleketin birinci sınıf vatandaşıdır. Ve bizim hepsi, istisnasız bizim özbeöz kardeşimizdir. Bakın ben toplantıyı "Ne mutlu Türk'üm" diyene diye bitiriyorum.